CHP'de Kılıçdaroğlu darbesi gerçekleşti. İkinci bir emre kadar yönetime el kondu. Bu da partililere ne zaman ve ne kadar konuşabileceklerini bildiren muhtıra. Peki bu yönergeye uymayanın başına ne gelecek? Onu birkaç gün önce Kılıçdaroğlu söylemişti. Bugüne kadar ses çıkarmadım. Bundan sonra izin almadan çıkıyorsa kusura bakmasın. Bu partide yeri yoktur. Kılıçdaroğlu böylece CHP'de demokrasi düşü kuran romantiklerin de hayallerini yıktı. Zira kişinin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır derler. Böylece kandırmaca bitti, parti fabrika ayarlarına döndü. Yeniden milli şef rejimi devreye girdi. Ben istediğim televizyon kanalına çıkarım, istediğim gibi konuşurum. Konuşamazsın arkadaş. Bugüne kadar ses çıkarmadım. Bundan sonra izin almadan çıkıyorsa kusura bakmasın. Bu partide yeri yoktur. CHP Medya İletişim Yönergesi'ni basınla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı kaleme aldı. Yani arkasında Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan var. 3 sayfalık yönergede milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinin kişisel görüş açıklayamayacağı belirtildi. Peki yönergede başka neler var? Milletvekili televizyon daveti aldığında önce nöbetçi grup başkan vekilinden izin alacak. Parti meclisi üyeleri de genel merkezden izin isteyecek. Gazete röportajları içinse hangi sayfada ne ölçüde yer alacağına yönelik bilgi verilmesi şart koşuldu. Ama bununla bitmiyor. O röportajlar yayınlanmadan önce parti yönetiminin denetiminden geçecek. Yönergede yer alan talimatlardan biri de parti içi konuların medya önünde konuşulmaması.